söylendi. Yoksulluğun değil, insancı yaşamın hakim olduğu bir dünya özlemiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli dostlar, çok değerli Medya TV izleyicileri, çok değerli konuklarım, stüdyomuza tekrar hoş geldiniz. Lütfen kendinizi bir alkışlar mısınız? Sağ olun. Sevgili dostlar, Sevdamız Tokat programındasınız. Programı Tokat İli Dernekler Federasyonu hazırlıyor değerli dostlar. Bizler bu ekranlardan her hafta Sevdamız Tokat, Sevdamız Anadolu, Sevdamız Aydınlık Türkiye diyoruz. Ve Aydınlık Türkiye'den yanayız değerli dostlar. Programı Tokat İli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Sefer Duran'a da huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Bir alkışla kendisine gönderelim lütfen. Değerli dostlar, bizler iddia ediyoruz. Tokat'ımızın gerçekten sesi gözü kulağı olmaya devam edeceğiz. Gurbetle sılayı, sılayla gurbeti buluşturmaya devam edeceğiz. İstanbul'da bulunan, Ankara'da bulunan, metropolde bulunan derneklerimizi sizlerle tanıştıracağız. Köylerimizi de Medya TV aracılığıyla sizlere kadar getireceğiz. Bu hafta yine Tokat, Almuz, Çambulaköy Derneğimizi sizlere getirdik. Ve çok değerli başkanım Sayın Rıza Yürekli'yi alkışlarla huzurlarınıza alıyorum lütfen. Gel başkanım. Başkanım nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim canım. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Başkanım sen bu ekranlara yabancı değilsin. Değilim. Ara Geçen sıra sene çıktın. Sağ olsun, sağ olsun. Kendi toprağımızdan yetişen güzel bir insanımız ara sıra bizi buralarda gösteriyor. Eyvallah. Biz de elimizden geldiği kadar derneğimizin, köyümüzün sesi gözü kulağı olmaya çalışıyoruz başkanım. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Başkanım bugün konuşacak çok konumuz var. Derneğimizi konuşacağız, köyümüzü konuşacağız. Ve çok yakında da haftaya daha doğrusu hayırlı bir işimiz var. Gecemiz, Gecemizi konuşacağız. eyvallah. Peki, senin şöyle yerini alayım başkanım. Teşekkürler. Sağ ol. Başkanım. Dedik ki bu akşam ayrı gayrı bütün yönetimi olduğu gibi ekrana alalım. Sizler de ekranlar başındaki dostlarımız da tanısın. Yalnız Ercan Özen kardeşim yine derneğimizin görevlendirdiği turnuvamız var. Turnuvamızın futbolcularımızın yanı başında Ercan Özen kardeşime de huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Çünkü gençlerle beraber o da görevli nihayetinde. Buradaki yönetimdeki arkadaşlarımız da derneğimizi tanıtacak, anlatacak mutlaka ama Ercan Özen de başka bir görevinden dolayı bugün aramız olmayacak ama ilerleyen zamanlarda bizlere mutlaka belki bağlanacak, belki mesajla katkıda sunacak. Yine dernek yönetimimizden çok değerli abilerim, kardeşlerim var. Lütfen sizler alkışlayın. Mesut Önder, Sadık Yürekli, Lamin Salman'ı da huzurlarınıza alıyorum. Merhaba. Mesut abi gel. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür. Sizi yerinize oturtmadan bir merhaba alacağım. Bir saniye bekleyelim. Sadık abi hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Vallahi iyi. Çalışmalar nasıl gidiyor? Yoğunsunuz. Yoğun. İşleriyle ilgili. Evet. Vallahi bu Gece. ara çok yoğunsunuz. Evet, Gerçekten evet, yoğunsunuz. evet. Bir taraftan derneğimize yer aldınız. Onu konuşacağız. Evet. Bir de önümüze hafta hayırlı bir işimiz var. Hayırlı, evet. Kolay gelsin diyorum size. Teşekkür ederiz, sağ olun. Mesut abi, hoş geldin sen de. Nasıl? Yakın tutalım abicim. Nasılsın, iyisin? İyiyim vallahi. Sen de derneğimizin yeni neferlerinden birisisin. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Sağ sana. olasın. Çok teşekkür ediyorum. Lami, ekranları başındaki izleyen dostlarımız da mutlaka tanıyacak, bilecek benim üstadım. Hani meslekte, Estağfurullah. mali müşavirlikte bu işi bilen, bu işte biraz daha tecrübeli olana üstad deniyor. Üstadım hoş geldin. Teşekkürler, estağfurullah. Tabii biz de bu köyümüz için, mesleğimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün sevdiklerimizi, köylerimizi bir arada olması bizim için gerçekten onur veriyor. Bu vesileyle ben de işte yönetici abilerimle, büyüklerimle elimden geldiği kadar katkılarımı göstermek istiyorum. Valla bu konuda fazla mütevazı olma. Elinden gelenin biraz daha fazlasını yapıyorsun. Çünkü ben biliyorum ki dernekler, sivil toplum örgütleri zor iştir değerli dostlar. Diğer dernek başkanlarımızın da yardımcı oluyor. Ben hani bana bir şey sorduklarında diyorum ki Lami'yi arayın, numarası burada. Sağ ol, sen de beni kırmıyorsun. Dostlarımıza yardımcı oluyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
Biz de sana teşekkür ediyoruz Turan Bey. Bizi buraya konuk ettiğin için. Eyvallah. İsteklerimizi, dertlerimizi, arzularımızı bütün burada herkese... Her şeyimizi konuşacağız evet, burada. Evet, ileteceğimiz eyvallah için teşekkür ediyoruz. Peki, siz yerlerinizi alalım lütfen. Turan'cığım şöyle bizi bir kamera çeker misin? Bir... Çeksin, çeksin. Kameraman arkadaşım hiç, daha çekecek seni. Çok çekecek. Hoş geldiniz. Evet, bu da birlikteliğin, güç olmanın bir göstergesi değerli dostlar. Hani az önce de söyledim, bu fotoğrafta Ercan Özen kardeşimiz olacaktı ama Ercan Özen kardeşimizi dernek yönetim kurulu görevlendirmiş. Burada olamadığından dolayı üzgün ama bizler buradayız. Sizlere teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Her hafta olduğu gibi değerli dostlar, derneklerimizi konuk alıyoruz. Derneklerimizi konuşuyoruz, faaliyetlerinden bahsediyoruz ama türküsüz de olmaz. Türküsüz olmaz diyor değerli dostlar. Yine Tokat'ımızda hani gerçekten de güzel sesi, güzel yorumuyla herkesin beğenisini kazanan bir kardeşim var, bir arkadaşım var. Güzel alkışlarınızla Hubuyarlı Aşık Alican diyoruz. Merhaba. Sazın olduğu yere gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Alican'ım, iyisin? Heneyce yenidiler. Sen nasılsın? Heneyce'ni nasıl oluyor? Henezoğlu'yum. Henezoğlu. Seni gördüm. Canlarımı gördüm burada. Şimdi burada Henezoğlu. Dernek yönetimimizi gördüm. Çok Henezoğlu'yum. Şimdi Henezoğlu ne demek? Henezoğlu ne demek? Buradakilerin çoğu bilmez. Henezoğlu nasıl oluyor ki? Çok çok iyiyim. Yakın tutalım mikrofonu canım. Yakın. Mutluyum. Çok çok iyiyim. Canlarımı gördüm. Sevdiklerimi gördüm. Öyle Henezoğlu'yum. Çok teşekkür ediyorum. Alican şöyle yapalım o zaman. Şimdi seyircilerimiz merakla bekliyorlar, ısrarla seni bekliyorlar. Güzel türkünle programımıza başlayalım derim. Başlayalım. Eyvallah. Özledim çünkü uzun bir süredir yaz sezonu daha yeni bitirdik evet, biz. Evet. Önce yaz festivalleri 2,5 ay gibi Anadolu'da kaldık. Ondan sonra bayram tatili girdi. Ondan sonra aşure etkinlikleri evet derken şimdi yeni İstanbul'a yaz sezonunun son ilk programı diyelim yani. Eyvallah. Yaz sezonundan sonra ilk programını duyduk. Turan'ın televizyonda program yapıyor. Program konukları da Çambulak Derneği, Çambulak Köyü. Çambulak'ın da bende ayrı gerçekten bir yeri var. Eyvallah. Ezelden beri. Onun için hatta bugün bir ilki gerçekleştirdim. İlk defa. Evet, evet. Bir cemimiz vardı. Zile Yayla Yolu. Oradaki canlardan da öncelikle tekrar özür diliyorum. Sana ikrar verdim, sana eyvallah söz verdim diye. Oradaki canlarımızdan destur aldık. Eyvallah. Oradaki hizmetimizi yarım bıraktık, size koştuk. Sağ ol kardeşim. Bize. Bu arada... Medet izleyicilerine, tüm canlara, yüreğinde sevgi olan tüm canlara selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Saygılarımı. Eyvallah. Alican'ım benim yine çok değerli, güzel seslerimiz var. Onları da sizlerle tanıştırmak istiyorum. Çok değerli dostlar. Yine sesiyle, sözüyle, yorumuyla Ali Bektaş Güner diyoruz. Bir alkış Ali Bektaş. Yalnız bırakmayan çok değerli kardeşim Cemal Albayrak diyoruz. Sevdamız Tokat başlıyor. Hani dedi ki Turan'ım özledim. Genç yaşımda ben terk edildim köyümü. Buram buram havasını özledim. Tek elinin o coşkun akan suyunu gözlerden içmesini özledim. Eyvallah. Tekkebelerinde güderdik davar, her gün dertli dertli çalardık kaval. Şimdi en son model arabam da var, ben boz eşekle yol almayı özledim. Ali canım özlem dolu yüreğim, yuvası yıkılsın o zalim falan. İstemem İstanbul'un kokmuş böreğim, ben saç üstünde yağlı ekmeği özledim. Özlemle gidelim, bir şöyle bir tokat ellerine değil mi başkanım? Eyvallah. Thank you.
Genç yaşımda ben terk eyledim köyümü, buram buram havasını özledim, canım özledim. Tekerinin o coşkun akan suyunu, gözelerden içmesini özledim, anam özledim. Tekerinin o coşkun akan suyunu, gözelerden içmesini özledim, canım özledim. Çermiğin başında sığır yayardık, sayvanın önünden inek sağardık, inek sağardık. Tasta sıcak süden ekmek banardık, ben bal damlayan kaymağımı özledim, anam özledim. Tasta sıcak süden ekmek banardık, ben bal damlayan kaymağımı özledim, canım özledim. Tekebelerinde güderdük davar, her gün dertli dertli çalardık kaval, çalardık kaval. Şimdi en son model arabamda var, ben Yağız atla yol almayı özledim, anam özledim. Şimdi en son model arabamda var, ben boz eşekle yol almayı özledim, anam özledim. Canım özlem dolu yüreğim, yuvası yıkılsın o zalim feleğin, zalim feleğin. İstemem bu şehrin kokmuş böreğin, ben saç üstünde yavlu ekmeği özledim, anam özledim. İstemem İstanbul'un kokmuş böreğin, ben sac üstünde yavlu ekmeği özledim, hep özlüyorum zaten. Bunca erenleri canım, bunca pirleri, bunca erenleri canım, bunca pirleri. Mekanım olmuşsun canım teke dağları, mekanaya olmuşsun gül teke dağları. Dertlilere de derman canım, inacın vardı. Dertlilere derman gülüm, inacın vardı.
Toprağıncık erdir canım teke dayları. Toprağıncık erdir canım teke lüdayı. Başka güzeldir canım yazıya bakarım. Bir başka güzeldir gülüm yazı bakarım. Oluk oluktan kar canım soğuk suları. Oluk oluk akar gülüm soğuk suları. Serinlik ver ya canım teke dağları. Serinlik ver ya gülüm teke dağları. Sazlar düğünler kurulur canım çalınır sazlar. Ay yeşil giymiş ölüm gelinler kızlar. Aşık Ali canım benim yüreğim sızlar. Aşık Ali canım kardeş yüreğim sızlar. Gözümde tütüyor canım teke dağları. Gözümde tütüyor gücüm teke dağları. Teşekkürler. Teşekkürler. Durman Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol kardeşim. İşte biz de böyle özlemlerimizi evet, sazımızın böyle teliyle, türkülerimizin diliyle dile getirmeye çalışıyoruz. Eyvallah, çok teşekkürler, yüreğine sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, sizler de programımıza aktif olarak katılabilirsiniz. Canlı telefon numarasıyla katılmak istiyorsanız değerli dostlar, alan kodu 0212-281-0979. 0212-281-0979 numaralı telefonu arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Konuklarıma sorularınız ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Sanatçılarımızdan da istek türküleriniz olursa onları istemiş olursunuz sevgili dostlar. Ve değerli dostlar, eğer mesaj çekmek isterseniz de ki bugün özellikle mesajlarınızı da bekliyoruz. Telefonunuzun mesaj bölümüne gelip büyük harflerle önce Medya TV yazıyorsunuz. Bitişik değerli dostlar, büyük harflerle Medya TV bitişik bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazdıktan sonra da 39-29'a gönderiyorsunuz değerli dostlar. Sevgili izleyiciler, bu akşam sizlere Tokat Almuz Çambula Köyü Derneği'ni getirdik. Bu akşam sizlerle Çambula Köyü'nü paylaşacağız. Sizlerin evine Çambula Köyü'nü konuk getireceğiz değerli dostlar. Aynı zamanda buradaki derneğimizin faaliyetleri ve köydeki insanlarımızın yaşam şeklinden tutun, neyle uğraşıyor onları da mümkün olduğu kadar konuklarımıza, dostlarımıza iletmeye çalışacağız. Ve değerli dostlar, Çambula Köyü Derneği'ni tanımadan önce de dilerseniz konuklarımı önce sizlere tanıtayım. Ondan sonra derneğimizi yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. Sevgili seyircilerimiz, Çambula Köyü 1995 yılında derneğini kurdu ve bugünlere kadar da geldi. Gerçekten de çevresinde, bölgesinde aktif faaliyetleriyle tanınan bir dernek oldu. Dernek başkanımız çok değerli başkanım Rıza Yürekli. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın, iyi misin başkanım? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi, biz de iyi. Gördüğün gibi başkan, uğraşıyoruz. Mümkün olduğu kadar da derneklerimizin sesi gözü kulağı olmaya çalışıyoruz. Eyvallah, eyvallah. Ben istiyorum ki dostlarımız da Rıza Yürekli kimdir? Kısaca bir tanısın başkanım. Efendim ben önce bu güzel geceyi bizlere ve ekranlar başındaki insanlara bu güzel sunumu sunduğu için Turan Çakır güzel kardeşime
Yani çok çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol başkanım. Çok, çok. Çok teşekkürler şimdi başkanım. Şimdi biz şurada 3-5 yıla kadar biz bu ekranlara televizyondan evimizden izliyorduk ama bu sahnelere gelemiyorduk. Evet. Sağ olsun, var olsun. Sonsuz... Doğal olarak da başkanım yani derdimizi anlatamıyorduk değil mi? Yani eyvallah. Ne... Çok önemli. Çok önemli. Eyvallah. Çok önemli. Eyvallah. Şimdi evinde ev halini anlatırsın. Evet. Sokakta komşularla böyle paylaşırsın ama burada dünyayla paylaşıyor. Eyvallah, eyvallah. Burada dünyayla paylaşıyor. O çok güzel bir ortam. Eyvallah. Yani şu Türkiye Cumhuriyeti'yi sevmiyorlar ama böyle bir vatanda bu tece altında bu güzellikleri bizlere yaşatanlara nur içinde yatsın eskiler. Eyvallah. Yenilere de saygı duyuyoruz. Eyvallah, çok teşekkürler başkanım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, değerli vaktinizi almayayım. Eyvallah başkanım. Çamburlak Köyü, Dernek Başkanı Rıza Yürekli. Çamburlak köylüyüm. Belirli bir yaşıma kadar askere kadar koyun gidiyordum. Çobanlık da yaptın yani başkanım. Çobanlık da yaptım. Eyvallah. Sevgili Turan'ım. Çobanlık evet. da yaptım. Yaylalara gittik. Körebezler yedik affedersen. Yani evet. her şeyler yaptık. Allah'a evet. çok şükürler olsun. Buraya geldik. Evet. Tabii ki memleketimiz yoğun artık. Kaldıramıyordu. Evet. Kaldıramıyordu. Nüfus artıyor. Bir de doyurmuyor değil mi başkan? Doyurmuyor. Yani, doyurmuyor. Biz rahmet içinde olsunlar. Babam, annem, kardeşlerim, abilerim. Biz 4 kardeşiz. Evet. Orada 3-5 evlek yerimiz var. Eksen bitsen ne olur ki? Yani. Ne olur? Doğru. Sağ olsun nur içinde yasın. Abim bu İstanbul'da işte sokaklardan kağıt toplayarak. Şükrü Yürekli. Vaktimiz var mı? Var var konuşabilirsin başkanım. Rahmet olsun. Çok rahmet olsun. Bizi buralara kadar getirdi. Buralarda başladık yeniden sıfırdan toprakları tozları yalayarak. Evet. Şu anda çok şükürler olsun. Özür dileyerek söylüyorum. Şu anda müessesemde Yürekli Kağıt olarak 140 tane eleman işçi çalışıyor. Maşallah. Maşallah. Kurban olduğum Allah onların çoğlana torbalarına bağışlasın. Onların dualarıyla bizi yaşatsın. Eyvallah. İşte köyümüze gelince burada işte 95 yılında sizin de belirtmiş olduğunuz gibi derneğimiz faal gösteriyor. Belirli bir zamanlar aşamalar oldu. 2000 yılında da biz aynı bu Sadık Bey'le beraber devam ettik. Diğer arkadaşlarımız da şu anda burada aramızda yok ama selamlar olsun. Eyvallah. Diğer arkadaşlarımız o arada devam ettiler. Tekrar biz yeni geldik. 3. yılımız. Eyvallah. Bilmiyorum zamanımız varsa bu... Sonra ikinci bölümde, geçelim başkanım. Önce konuklarımızı tanıtalım. Şimdi sevgili seyirciler bizler dernek yöneticileri vefa bilen insanlarız. Nihayetinde derneğimiz 95 yılında kuruldu. Kurucu başkanımız Sami Yıldız ve arkadaşlarına gerçekten teşekkür ediyoruz. Nihayetinde bizler o zaman yaşlarımız küçüktü. Çok fazla bu konuları bilmiyorduk ama kurucular gerçekten de bugünlere kadar gelmesinde ve bir bayrak yarışı diyoruz. Şu an Rıza başkanımız da bayrak. Ve bu da başkanımıza, bir sonraki dostlarımıza, arkadaşlarımıza bayrağı devredecek. Eyvallah. Onurlu ve gururlu bir şekilde Eyvallah. De Çamburlaköy Derneği ayakta kalacak. Durması için çalışacağız. Eyvallah başkanım. Çalışacağız. Çok teşekkürler başkanım. Yine sevgili izleyicilerimiz, dernekçilik elbette sivil toplum örgütü bir firmada olsa bir ekip işi nihayetinde. Sivil toplum örgütleri nihayet bu görevlerini yerine getirirken bir maddi beklenti içerisinde olmadan bu işlerini yapıyorlar. Yine dernek yönetim kurulundan çok değerli abim Sadık Yürekli. Hoş geldin abiciğim. Teşekkürler. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler. Sen nasılsın Turancığım? Çok teşekkürler. Kısaca seni de tanıyabilir miyiz abi? Turancığım öncelikle Medya TV aracılığıyla ve senin yardımıyla bize bu imkanları verdiğin için teşekkür ederiz. Eyvallah. Ben 1950'li Çamburlak Köyü doğumlu. İlkokulu Çamburlak Köyü'nde bitirdim. Ortaokulu Almus Ortaokulu'nda. Liseyi Gazi Osman Paşa Lisesi Tokat'ta bitirdim. Yavaş yavaş metropole yaklaşmışsın evet. Sadık abi. Ticari İlimleri İstanbul Ticari İlimler Akademisi'nde bitirdim. Şimdiki İktisat Fakültesi'ni... Marmara Üniversitesi sonunda. Evet, evet. Ondan sonra 76 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra 89 yılında ilk mali müşavirlik imtihanı açıldığında mali müşavir oldum. 2005 yılına kadar özel sektör... Kaç yılında Sadık abi tarih? 89-90. 89. Evet. Eyvallah. İlk mali müşavirlerdeniz yani. Eyvallah. Üstadların üstadı. Lami bak bizim de üstadı. Eyvallah. 2005 yılında kadar çalıştık. 2005 yılında emekli olduk. Her şeyi bıraktık.
Şimdi dernekte. Bütün evet. ağırlık dernekte. Dernek yönetiminde de işte 2002 döneminde tekrar yönetim ilk yönetime geldik. Evet. Daha sonra işte arada diğer arkadaşlar, onlara da çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kuruluşundan bugüne kadarki mutlaka. Bütün yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz. Derneği bu hale getirdikleri için. Mutlaka. 2011 yılında biz tekrar yönetime geldik. Bu üçüncü yılımız ve devam ediyoruz. Eyvallah. Yoruluyor musun Sadık abi dernekte? Emekli olunca çok çalışmak yoruyor tabii. Yoruyor. Evet. Yani normalden daha çok çalışıyorsun. Bu da evet, biraz yoruyor. Evet, peki. Evet. Yüreğine sağlık senin. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine değerli dostlar, dernek yönetim kurulundan çok değerli abim. Vallahi ben ona şöyle tanıyorum. Medya TV izleyicileri de tanısın. Benim dernek için yapmam gereken ne varsa yapacağım dedim. Şunu söylüyorum. Söylediği olay şuydu. Önümüzdeki hafta dernek gecemiz var. Dernek gecemizde bir sanatçı benden olmadı. Bir sanatçı daha benden. Daha ne olsun? Dernek yönetim kurulu üyemiz Mesut Önder. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi, iyi misin? İyiyim, sağ ol siz. Eksik bir şey söylemedim değil mi? Ya dernek için, köy için ne gerekiyorsa yapacağım diyorsun. İnşallah. Eyvallah. Bir de seni kısaca tanıyabilir miyiz abicim? Ben 1984 yılında İstanbul'a geldim. Eyvallah. 15 yıl bir firmada çalıştım. Yine geri dönüşüm firmasında. Eyvallah. Ondan sonra kendi işimde çalışıyorum. Kendi işimi yapıyorum şimdi. Sen de geri dönüşüm. Evet. Yani doğaya saygılı, evet. doğayı koruyan evet. güzel bir iş. Evet. Eyvallah. Yani geri dönüşümlerdeki hurda kağıtları alıp topluyorsunuz, piyasadan alıyorsunuz, evet. fabrikaya gönderiyorsunuz. Evet. Yani bu sayede ağaçlar kesilmemiş oluyor. Evet. Şimdi Rıza abinin başkanın işiyle, Ercan kardeşimize de buradan selam olsun. Saygı duyulması gereken bir meslek, geri dönüşüm. Evet, çok güzel. Yani çevreye, ormanlara duyarlı bir yapılması gereken en güzel işlerden bir tanesi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, sen de hoş geldin tekrar. Şimdi sırasıyla gireceğiz. Değerli dostlar yine... Turan Hanım, buraya küçük bir şey ilave edeyim mi? Ederim. Şimdi geri dönüşüm derken sadece bir ticari kazanç değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten ya ticari var. Kazanç elbette var ama... O kadar çok varlığımız, çok o kadar var. Çok değerimiz çöpe gidiyor ki... Evet. O kadar çok varlığımız... Çok çok özür diliyorum. Bir lavabo kağıdının bile çöpe atılması bir toplum için, bir ülke için ne kadar kayıp. Hele hele bizim gibi birçok şeyin... Birçok şeyin peşkeş çekildiği bir ülkede böyle geri dönüşüm sağlanması noktasında bir ticari faaliyet gösteren tüm canlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Eyvallah. Buyur canım benim. Şimdi Alican, tam da sırası. Birileri ağaçları keserken, yüzlerce binlerce ağacı keserken, birileri de yakınımızda bulunan dostlarımızla bu ağaçların kesilmesini engelliyorsa, bunlar ele öpülesi iş yapıyor. Ben gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. Birileri ağaç katliamı yaparken, birileri de yok bu kadar da değil deyip piyasada bulunan o atık, hani çöpe attığımız şeyleri toplatıp bir türlü geri dönüştürebiliyorsa o kadar çok değerimiz gidiyor ki çöplere. Peki, peki başkan. Ben bu arada tabii zamanımızı arkadaşlarımın zamanını bölmemek için konuşmamı kısa kestim ama Mesut Önder kardeşim olsun, Ali Can dedem olsun, onlardan ufak bir bana bir geri dönüş, geri bir konuşma Eyvallah. Hakkı doğdu. Buradan bizi bu mesleklere alıştıran rahmetli Hüseyin Yıldız, rahmetli Salih Korkmaz, Konyalı bir abimiz vardı. Mehmet Ali Bey. Niğdeli. Ercincanlı Mustafa Önen. Onları Ali rahmet tanıyoruz. Ali Önen abilerimizin nur içinde yatsınlar. Hepsi vefat etti. Onların ruhu şad olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Güzel bir konu gerçekten. Hani aslında sivil toplum örgütü bir anlamda budur. Doğaya saygılı, insanlara faydalı işler yapmaksa eğer ki biz de tam da bunu yapıyoruz. Turancığım özür diliyorum. Burada maksadımız güzel şeyleri söylemek. Eyvallah. Bizim şimdi bu zamanımız yok diye dedik ya baştan. Bizim bu yaptığımız iş geri dönüşüm gerçekten çok önemli bir şey. Bugün tonlarca sokaklardan, matbaalardan bir sürü emekler vererek kağıtları topluyoruz, fabrikalara gönderiyoruz. Fabrikalardan geri dönüşüm oluyor. Eyvallah. Artı ormanlarımızın kesilmesini önlüyoruz. Eyvallah. Ne güzel. Önlüyoruz. Evet.
Yine dernek yönetimimize hemen Türk Arası vereceğiz. Türk Arası'ndan önce de fark etmiyor, Lami her yönetimde var. Yani dernek yönetiminde resmi olarak olsa da dernek yönetiminde bu köy için, Çambulak köyü için çalışıyor. Dernek yönetiminde olmasa da çalışıyor. Nihayetinde genç olmasından da kaynaklı olsa gerek. Mali müşavir Lami Salman, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Nasılsın, iyi misin? Biraz da seni tanıyalım biz. İyiyiz. Gerçekten mutluyuz bugün. Medya TV'ye ayrıca teşekkür ediyoruz. Size çok sağ olun. Bizi buraya konuk ettiniz. Eyvallah. Ben kısaca 1980 Çambulak Köyü. Köyümü çok seviyorum. Bütün köyümüzün insanlarını çok seviyorum. Hep iyi olmalarını istiyoruz. Her zaman birlikte olmalarını istiyoruz. İlkokul 1'i köyde okudum. Daha sonra İstanbul'a göç ettik. Tabii göç ederken bize herhangi bir şey sorulmadı. Eyvallah. Aile büyüklerimiz karar verdiler. 1986'dan bugüne kadar İstanbul'dayız. Mali müşavirim, evliyim, iki tane kızım var. Hepinizin ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Eyvallah. Canım. Eşimle beraber Halkalı'da büromuz var. Beraber çalışıyoruz. Buradan da selam gönderiyorum kendilerine. Yine çok küçük yaşlarda sizlerin de hani örnek alarak, sizlerin de önümüzde sürekli örnek alarak köyümüz için, derneğimiz için turnuvalar olsun, çeşitli etkinlikler olsun, elimizden geldiği kadar çalışmaya gayret ediyoruz. Bu insanları bir araya getirmek için ne gerekiyor? Evet. Onu yaptık. Evet. Bundan sonra da hep beraber devam edeceğiz. Birlik beraberlikten evet, hiçbir zaman evet, vazgeçmeyeceğiz. Kesinlikle. Tabii, kesinlikle. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hemen yine Çambulak Köyü içinden yetişen genç bir kardeşim. La genç dedikse yaş da bayağı bir oldu değil mi Ali? Oldu. 25 olmuş. 26 mı diyeyim Ali? Beraber okuduk o zaman, senin ne kadar yaşını küçük olursa fazla ben o kadar söylemişim ya. 25 ise 23 söylemem lazım. Okul yani. Arkadaşım aynı zamanda Ali Bektaş Güner. Senden bir türk alalım canım herhalde. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Gelmiş bahar, geçmiş yazlar, neyleyim? Dinleyin derdimi dağlar, söyleyeyim. Gelmiş bahar, geçmiş yazlar, neyleyim? Dinleyin derdimi dağlar, söyleyeyim. O yardan bir haber verin, öleyim vallahi vallahi, öleyim billah billah, öleyim vallahi vallahi. O yardan bir haber verin, öleyim vallahi vallahi, öleyim billah billah, öleyim. Halim çok perişan, bağrım yaralı. Bu dünyada bir yar sevdim, el aldım. Halim çok perişan, bağrım yaralı. Bu dünyada bir yar sevdim, el aldım. Toplayacak bir tek gülüm kalmadı vallahi vallahi, kalmadı billahi billahi, kalmadı vallahi vallahi. Konuşacak bir tek dostum
kalmadı. Vallahi vallahi kalmadı, billah billah kalmadı, vallahi vallahi. Toplayacak bir tek gülüm kalmadı, vallahi vallahi kalmadı, billah billah kalmadı, vallahi vallahi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlarım, ben de teşekkür ederim. Eyvallah, harika olsun. Sağ ol kardeşim. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili izleyicilerimiz, bizler çok sağ olsun iş adamlarımız, esnaflarımız bizlere her zaman, her hafta yanı başımızdalar. Onların sayesinde seslerimiz biraz daha gür çıkıyor değerli dostlar, sizlere kadar ulaşıyor. Ve biliyoruz ki programımız 3. Gurbet'ten de izleniyor değerli dostlar. 3. Gurbet'te bulunan dostlarımıza da selam olsun buradan diyoruz. Onların enerjileri bizleri, buradaki bulunan dostlarımı da elbette şevklendiriyor. Büyük bir iştahla sizlere bu programı yapmamızı sağlıyorlar. İş adamlarımız, esnaflarımız, sevgili dostlar, bizlere sponsorluk, alt bant reklamı yaparak bizlere katkılarını sunuyorlar sevgili izleyiciler. Bu ayki ana sponsorumuz Deha İnşaat. Deha İnşaat Necati Bekdemir, çok değerli abim, Sancaktepe'de arsalarınızı kat karşılığı alıyor ve sizlere satılık lüks ve daireler ulaştırıyor değerli dostlar. Eğer dükkan, daire ihtiyacınız varsa da Deha İnşaat'a mutlaka uğrayın ve ekranda bulunan numaraları çevirin diyoruz. Çiftçilerin dostu Tokat Şahinler Otomotiv değerli dostlar. Tokat'ta bulunan dostlarımızın bütün ilçelerde şubesi var. %58 hibe ile traktör ihtiyacınızı Tokat Şahinler Otomotiv'den karşılayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Özen Tekstil, Ali Özen, Ercan Özen kardeşime de teşekkür ediyorum. Sancaktepe'de sevdamız Tokat programına katkılarından dolayı sağ olsunlar. Evet değerli dostlar, Güneş Ticaret Tokat, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda, Ahmet Dündar'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun diyoruz katkıları için. Önder Kağıtçılık, az önce de bahsettik. Önder Kağıtçılık, Mesut Önder abimizle. Yine sevgili dostlar, söylediğimiz geri dönüşümle ilgili doğaya saygılı, çevreye saygılı, aynı zamanda ticari bir işletmesi Önder Kağıtçılık, Mesut Önder'e de teşekkür ediyoruz. Salman Mali Müşavirlik, Songül Salman, Lami Salman'a da teşekkür ediyoruz. Katkılar için sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Yürekli Kağıtçılık, Yürekli Kağıtçılık Ercan Yürekli kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Geri dönüşümde doğaya saygısından ve yanında çalıştırdığı işçilerden, daha doğrusu bunların %90'ı da Tokatlı, değil mi başkan? Aşağı yukarı. Eyvallah. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ercan Yürekli kardeşim de sağ olsun, var olsun diyoruz. Beşler Emprime, Turan Akbulut abim, değerli dostlar, Gökal Kasabası Dernek Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda her zaman bizlerle beraber. Turan Akbulut'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Eko Mini Market. Eko Mini Market Almus'ta değerli dostlar, Vehbi Koç kardeşim, yine kurumsal bir firma, mağaza zinciri Eko Mini Market'i Almus'a kadar götürdü. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Özer Tokat Selin Kız Öğrenci Yurdu. Eğer Tokat'ta öğrenciniz varsa, üniversite öğrenciniz varsa, evini aratmayacak bir ortam, Özel Tokat Selin Kız Öğrenci Yurdu. Alttaki numaraları aradığınız zaman gerçekten de ferah, güzel bir ortamda üniversite hayatını geçirmiş olacaksınız değerli dostlar. Ve Tokat Pide Kebap Salonu, Tokat Pidesi ya da Tokat Kebabı yemek için Tokat'a kadar gitmenize gerek yok. Sancaktepe'de Demokrasi Caddesi'nde sol tarafta Hurşit Adıgüzel abimiz, başkanımız sizleri ağırlayacak. Tokat Kebabı'nın ve pidesinin tadına varmış olacaksınız sevgili izleyiciler. Seçil Bayan Kuaförü, Seçil Duran kardeşim yine Sancaktepe'de, siz değerli dostların hizmetinde, aynı zamanda sevdamız Tokat programının da her zaman yanı başında, teşekkür ediyoruz, sağ olsun, var olsun diyoruz. Ulaşım sponsorumuz Topçam Turizm. Yılların firması değerli dostlar, gurbetle sılayı, sılayla gurbeti birleştiren, buluşturan firma Topçam Turizm. Aynı zamanda Lig TV hizmetiyle de sizlerle. Teşekkür ediyoruz, kendilerine sağ olsunlar. Arentur, New Arentur. İddia ediyoruz değerli dostlar, uçak biletini en ucuza bulacağınız firma New Arentur. Değerli dostlar, Memduh Sadıç kardeşim, aynı zamanda dernek başkanımız, siz değerli dostların hizmetinde bir telefon kadar yakın, aynı zamanda turlar düzenliyor ve uçak biletini iddia ediyoruz. En ucuz alacağınız New Arentur. Teşekkürler, sağ olsunlar. Demir Alabalık Tesisleri, Tokat Almus Orman Evleri'nde değerli dostlar, alabalığın tadına varacağınız Demir Alabalık Tesisleri, Sinan kardeşime, Kenan kardeşime teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Ve
Ve değerli dostlar, bu dostlarımıza gerçekten teşekkür ediyoruz ama bir teşekkürü de Deha İnşaat'a Necati Bekdemir edeceğiz. Sancaktepe'de dediğimiz gibi arsalarınızı kat karşılığı alıyor ve sizlere lüks daire ve dükkan olarak teslim ediyor. Biz gittik gördük değerli dostlar. Deha İnşaat nerede, neler yapıyor? Dilerseniz bir de siz yakından görün diyoruz. Deha İnşaat. İşte gidiyorum Çeşmesi yahu. İşte gidiyorum Çeşmesi yakın, önümüze dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım, karardıkça bahtım karalansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım, karardıkça bahtım karalansa da. Hayli dolaşayım yüce dağlarda, hayli dolaşayım yüce dağlarda. Dost beni bıraktı ok ile zarda, ok ile zarda. Ötmek istiyorum viran bağlarda, ayağıma cennet kiralansa da. Ötmek istiyorum viran bağlarda, ayağıma cennet kiralansa da. Bağladım canımı Haydar zülfün teline, bağladım canımı. Vermezdim onun uğruna, gelse de konuşsak eskisi gibi. Giyinse kuşansa çıksa yollara, sarılsak ağlasak eskisi gibi, eskisi gibi. Giyinse kuşansa çıksa yollara, ah sarılsak ağlasak eskisi gibi, eskisi gibi. Diyar diyar göçmez idim, senden oldu senden oldu. Ben bu kadar içmez idim, senden oldu senden oldu. Hayırsız yer senden oldu.
Ben bu kadar içmezdim. Senden oldu, senden oldu. Sürünesin senden oldu. Havaya baktıma yazdık, etmez alım bana yazık. Saçımdaki bu beyazlık, senden oldu, senden oldu. Hayırsız yer senden oldu. Saçımdaki bu beyazlık, senden oldu, senden oldu. Hayırsız yer senden oldu. Akan gözyaşım durmazdı, yar gelip ağlım sormazdı. Kızıltı aşık olmazdı, senden oldu, senden oldu. Hayırsız yer senden oldu. Kızıltı aşık olmazdı, senden oldu, senden oldu. Hayırsız yer senden oldu. Güzel bir kampanyayla buradayız bizler inşallah. Bugün birçok ailemizin dışarıda alamayacağı bir fiyattan elektrikli battaniye göndereceğiz. Bir de bir tane değil. Bugün güzel bir kampanya, tanıtım amaçlı bir kampanyayla ulaştıracağız ama öncesinde biraz bahsedelim.